Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsin? Şey, ne oğlu o? Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden Ekrem İmamoğlu? Çünkü kültürlü, okumuş, kültürlü, bilinçli, ne yaptığını bilen biri. Donanımlı bir insan diyorsun. Evet. Ne zamandan beri takip ediyoruz Ekrem İmamoğlu? Ben televizyonlardan izliyorum. Şahsen tanımıyorum kendini ama televizyonu izliyorum. Oradan bakıyorum. Yani ben bunu yapabilirim imajı var yüzünde. Potansiyel taşıyor diyorsunuz. Evet. Öyle. Diğer mevcut adaylarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşünmüyorum hiçbir şey. Adaylıklarını bile koymasınlar, vermem. Kimse de vermem. Şu anki Cumhurbaşkanı peki? Başarılı mı sizce? Hayır. 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 Kesinlikle. Hayır. Hayır. Türkiye bitti. Neden başarısız olduğu ile ilgili Türkiye fikriniz? Türkiye bitti. Ya o konulara hiç girmek istemiyorum. Herkes ne olduğunu biliyor. Nasıl yönetildiğini de biliyor. Ben de boşu boşuna başım derde sokmayayım. Anladım. Yarın bir seçim olsa Ekrem İmamoğlu'na oyumu gönül rahatlığıyla vereceğim. Rahatlıkla veririm. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti? Öyle. Niye? Yani ekonomik atılımlarından mı memnunsunuz? Yollar mı, hastaneler mi? Herhangi bir gerekçesi yok mu? Ya her şeyinden memnunuz. Ekonomi nasıl şu an sizce? Ya ekonomi normaldir yani. Şu an iyi diyorsunuz. Efendim. Yani. Peki ekmek fiyatları 2,5 lira oldu. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Olacak yani. 30 sene öncekini mi bekliyoruz? Şöyle 30 sene önce de ama. Artışı var vesaire var. Hı hı. Hayat şartları var. Türkiye değil ki. Tabii. Dünyanın genelinde bu var yani. Genel bir kriz söz konusu diyoruz. Yani. Peki Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşüneceğim? Yapacak bir şey yok. 10 liralara yaklaştı biliyorsun. Ya yaklaştı da sen oradaki şeyi kriterleri biliyor musun? Nedir mesela? Kapitalist bir yönetim. Bu zamanla bunu aşacağız yani. Düzeltecekler. Çarkını kurmuş zaten. Hı-hı. Sen doları tartışamazsın yani. Yani bizim elimizde değil mi? Nasıl bizim elimizde? Yani bizim ülke olarak ekonomik politikamız dolar karşısındaki değer kaybına etken bir dinamik sayılmıyor mu? Ya nasıl sayısın? Sadece sen değilsin. Her ülkenin bu sorunu yani. Ama şimdi, sadece Türkiye'nin sorunu değil ki. Tabii de euro dolar karşısında değer kaybetmiyor. Tamam onlar zamanında teknolojisini geliştirmiş. Sanayisini geliştirmiş. Hayır. Üretimle alakalı bir şey. Yani sanayisini geliştirmiş. Sen zamanla bunu yakalamaya çalışacaksın yani. Ya biz de üretime başladığımız zaman bunlar düzelecek diyorsun. Muhakkak ki tabii. Bu hükümet döneminde olabilir mi bunlar? Valla bunda olmazsa başkasında olur yani. İlla ki olacak. Ya olması gerekir. Olması gerekir. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar İyi dilerim. Sağ olun. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti peki? Neden AK Parti'ye? Güvenilecek biri yoktu ki, yıllarımızı verdik. 60 yaşındayım. Çöplerimiz, sularımız akmadı. Çöplerimiz alınmadı. Yani yine en iyisi bu. Başka bir tutarımız yok. Daha önceki iktidarlardan başarılı profiller çıkmadığını düşünüyorsunuz? Bir Özal'dan başka çıkmadı. İkincisi de bu adam daha güzel profili var. Peki, şu an içerisinde bulunduğumuz şartlar nasıl sizce? Ekonomiyle ilgili bir süre eleştiriyor. Ekonomi bozuk. Ama hükümetin suçu kadar da bu pandeminin suçu var. Allah'ın hakkı var. Şimdi bir hak hukuk var. Kalkıp da her şeyi desek devletten umsak. Kör'a verdi, Topal'a verdi, Sakka'da verdi, yardım etti. Yani devlet hangi birine versin? Kime versin? Yani bize şu anda ben emekliyim. 2650 lira alırım. 5600 Geçinebiliyor musunuz? Buyur. 2650 lira alıyorum dediniz. Allah bereket versin, geçiniyorum. Eviniz var mıydı? Var, evim var. Mülk yani. He, mülk. Kira olsa mesela aynı maaşla geçinmek mümkün olur mu? Biraz zorlanıyorsun. Tabii ki başka çalışanın olmadı mı çok zorlanırsın. Ama ne yapsın devlet? 5 verse 15 isteriz. Biz öyle bir kanaatsız bir milletik. Yalan mı? Yani insan tabii tamahkar. Tamahkar diye 5 verse 15 isteriz. Şimdi 2650 alıyor. Biraz nankörlük mü var sanki? Nankörlük yok da kötü tamah var. İştahsızlık var bizim. Maymun iştahı var bizim millette. Doyumsuzlar. Doyumsuz ya şimdi bu ekonomide kime ne versin? Adam dünya ekonomisi bozuk. Bozmak için de ellerine geleni yapıyorlar. Pandemiden önceki Türkiye ekonomisine bakacak olursak onun sağlıklı olduğunu düşünebilir, söyleyebilir miyiz? O da fazla sağlıklı değildi ama şu düzene göre iyiydi. Yani mesela dolar 10 liraya yaklaştı şu anda biliyorsunuz. Evet 10 liraya yaklaştı. Bu durum nasıl bu şekilde gerçekleşti? Bizim dolar bizim paramız değil ki. Biz dolarla Avrupa bizi bu hükümete eritme için, Türkiye'yi çökertme için
savunma sanayimiz güçlendikçe bizi dize getirmek için elinden gelen kötülüğü yapır. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ağzınıza sağlık. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy? Ben partiye oy vermem abi şu an ya. Partiler berbat durumda ya. Ne hiçbirini beğenmiyorum. Ne CHP'si aynen abi. MHP falan kötü yani. Peki içerisinde bulunduğumuz şartlar nasıl? Yani kötü, ekonomi çok kötü. Şimdi kötünün içinden çıkmak için ne yapmak gerekiyor? İyiye yönelmek lazım ama iyi de yok ki abi. Ne CHP'si iyi, ne AKP'si iyi şu an. Peki senin söylediğine göre bu bataklığın içerisinde biz saplanıp kaldık, hayatımız hiç değişmeyecek. Bekleyeceğiz abi. Neyi? İyi bekleyeceğiz. İyi bekleyeceğiz abi. Yani kötüye de şimdi, yani ne diyeyim, kötüye de oy vermek, körü körüne kendine ateş atmak gibi bir şey abi yani. Kötüye de oy vermek. Hangi dinamikler üzerinden kötü diyoruz? Atıyorum, sen şu anki şartları kötü değerlendiriyorsun. Şu an memnun değilim diyorsun. Kılıçdaroğlu iktidara geldi mi ya da Meral Akşener iktidara geldi mi? Neye göre kötü diyoruz? Meral Akşener'i zaten vermem. Yani. Muharrem İnce iktidara geldi mi? Ali Babacan da gelmedi. Yani zaten Ekrem İmamoğlu her şey güzel olacaktı daha. Bir her şey güzel olacaktan neden biri her şey çok kötü. Yani zaten. Yani Ekrem İmamoğlu zaten. Ama onu ekonomi bakanı değil ki. Ya olsun abi, ekonomi bakanı ama her şey güzel olacaktı daha bir. Şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela bir şey olsa, miktara gelme şeyim olsa, ortaya bir koz alsam desem gerçi çok güzel olacak. Ama güzel olmasa yani kafamı öne eğerim, yürümem yani. Anladın mı? İnsanların içinde yürümem yani. Aslında daha konuşamam. Güzellik de göreceli olabilir. Mesela süt dağıtacağım dedi, dağıtıyor. Öğrenci kartının ücretsizliğini, fiyat düşüreceğim dedi, düşürüyor. Çay dağıttı. Yangında evet. Keyif çayı doğru. Evet, keyif çayı. Eviniz yanmışken her çayı. Aynen, keyif çayı abi, dağıttı yani. Bekleyeceğiz. Herkes önündeydi. Herkes önündeydi o çayı almak için. Sen orada mıydın? Ben orada değildim abi. Ben de değildim. Allah aşkına yani, Allah yardım etsin de yani, bilmiyorum. Beklemek zorundayız. Aynen, beklemek zorundayız abi. İyi beklemek zorundayız. O yüzden bekleyeceğiz. Anladım. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim. Yarın bir seçim olsa hangi partiye veririz? Ben herhalde abi CHP, Mahsun'u çıkarsa Mahsun'a veririm herhalde. Mahsun? Kırmızı Gül. Ha aynen, Kırmızı Gül abi. Çok güzel şarkısı. Mahsun ya. Mahsun ya. Mahsun diye aday yok. Bak düşün abi, o kadar şeyim ki ekonomiye karşı, o kadar nefret ediyorum işte. Adını bile söylemek istiyorum. Şey diyorsun, Erdoğan olmadığı takdirde kim olursa olsun. Peki bu sağlıklı mı düşünüyor? Ya şöyle diye söyleyeyim abi ben sana, hani biraz da başkasını deneyelim. Bir de onları görelim bakalım ne yapacaklar. Yendikçe yaklaşalım. Aynen, şöyle düşünüyorum hani bizlerden de. Hani şunu diyeceklerini düşünüyorum. Hani Erdoğan zamanında bokladı püsürledi ortalığı. Şimdi biz onları düzeltmeye, o yüzden böyle kötü kötü yavaş yavaş başladık. He, hani herkes yapıyor bunu. Evet. Abi ben çok memnun, yani şey mi, sıkıntılıyım ya. CHP'ye oy vereceğim. Hani kimi çıkardığına bağlı açıkçası bir yandan da o. Hani ne bileyim. Mansur Yavaş çıkarmazsa vermem diyor. Vermem. Mansur Yavaş aday olmasa kime vereceksin? Oy kullanacağımı düşünmüyorum o zaman ya. Boş atarım. Hayır, boş atarım. Hepsine basarım. Peki Mansur Yavaş CHP'den adaylığını koyduğu takdirde şu an içerisinde bulunduğumuz olumsuz faktörlerin hepsi ortadan kalkacak mı? Her şey güllük gülistanlık mı olacak? Hemen olmaz diye düşünüyorum. Ne kadar sürer? Nasıl yapabilirler? 3-5 sene sürer herhalde ya. Çünkü hani şu düşünceye girecek hepsi, diyecek yani daha öncesi kötü yaptı, onu düzeltmeye çalışıyor. Ondan sonra yenilikçiyle başlayacağız. Bu düşünceye girerler hepsi. Zaman alacak diyorsun. Tabii ki de zaman alacak. Aynen öyle abi. Ha, ama buradan hani sesleniyorum. Yurt dışına gidebilen varsa gitsin, durmasın. Vallahi çaya 5 lira para veriyoruz ya. Az önce gittik, hesapta kaldık. Milleti arıyoruz, para arıyoruz ya. Vallahi abi ya. Olmaz böyle şey. Abi yemin ediyorum bak, 8 tane adam aradım. 8 tane bak, cüzdanımda bak gösteriyorum buradan. Vallahi çalışan adamım ha. Vallahi çalışan adamım. Cemde 20 lira para var ya. Bak 20 lira. Gel. Bak kartların hepsi boş. Hesabı göstereyim. Çalışan adamım ben ya. Akşam eve gidiyoruz. Yemek yiyelim diyoruz. Eyvallah, yemek yemek var. Ama dışarı çıkıyoruz. Çay içmeye gidiyoruz abi, çay içmeye. Çalışıyor musun? Ben çalışıyorum abi. Ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret abi. Bak mesela az önce AK Partili bir dayı dedi ki asgari ücretle çok da güzel geçinilebiliyor. Onu hangi dayı dedi? Onu bana bir göstersene abi, ben ona iki tane şey yapayım bir bakayım. Ben ona iki tane yara vereyim bakayım, hastaneye gitsin asgari ücretle. Hatta şöyle söyleyeyim, emekli maaşı da asgari ücret değil, 2650 lira. Dayı çok iyi biliyor ya. Onu o iktidara gitsin. Valla o iktidara gitsin. Desin ki hani ben şöyle yapacağım, ben böyle oy vereceğim yani, valla dayı bulak. Gelsin ben oy vermezsem şerefsizim ya. Asgari ücretle şu an 2 kişilik aile bile geçinemez abi. 2 kişilik, sadece karı koca asgari ücretle bir geçinemez saniye, abi. Bir saniye, sen git. Lütfen geçinemez. Bak hesaplama yapalım abi sen de. Şu an en kötü bir ev kirası, benim babam emlakçı, en kötü bir ev kirası Bahçelievler'de 1400-1500 lira. Tamam, bunun faturası var, elektrik cartı curtu var, interneti var. Orada 1000 lira pay, şu an kış ayındayız hatta bir de. 500 lira 1000 lira da oraya gitse, zaten 2000 lira, 2500 lira kafadan gitti. Asgari ücret brütüyle birlikte 3000 küsür lira. Yanlış mıyım? Asgari ücret 2825 lira. Tamam. Brütüyle birlikte ne kadar yapıyor abi? 3000 lira yapıyor. Mesela.
O kadar yaptığını düşün. 2500 lira. Bu adam evine mi alışveriş yapsın? Çocuğuna mı okul masrafını yapsın? Hangi birini yapacak abi? Ondan sonra asgari ücretle biz şunu yaptık, bunu yaptık. He bekliyoruz. Asgari ücretin yenilenmesine şurada 1,5-2 ay kaldı. Bakacağız o zaman tekrar. Diğer ona göre oyumuzu tekrar şey yapacağız yani ama... Yani tekrar burada bir düzelme yaşanırsa devam edebilirim diyor. Yok vermem, AKP vermem. Hiçbir şekilde vermeyeceğim. Hiçbir şekilde vermem. Hani biraz yenilikçi davranmak lazım. Bir de başka birini görelim. Geçen bir tanesini gördüm. Bay gelmiş orada ortalıkta bağırıyor. Yok ben CHP'ye vermem. Benim 4 tane kız kardeşim var, şuyum var. Benim de kız kardeşim var. Benim de kız kardeşim. Ben öyle düşünmüyorum. Ne düşünmüyorum? O sen kendine göre bağlı. Ağzına sağlık. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.